Logo Bulut ERP servisimizde kurumların iç talep işlemleri ve bu iç taleplerin karşılanmasına yönelik işlemler talep yönetim modülü ile takip edilmektedir. İç taleplere yönelik talep kayıtları, talep yönetimi, hareketler, talep fişleri browserından tanımlanmakta ve tanımlanan talep fişleri için sağ tuş menüsünden karşılama önerileri sunulmaktadır. Önerilere göre karşılama yapacak transfer, satın alma kayıtları oluşturulabilmektedir. Yeni bir talep kaydı eklendiğinde, fiş numarası değeri kayıt numaralama şablonlarında bulunan talep fişi numaralama şablonundan getirilecektir. Fiş tarihi ve saati bilgileri fişin eklendiği tarih ve saat bilgisiyle getirilecektir. Bu alanlarda elle değişiklik yapılabilir. Talep eden bölümünde talebi oluşturan kullanıcının sicil no değeri kullanıcının bağlı bulunduğu personel kaydından getirilecektir. Organizasyonel birim ve bölüm alanları personel tanımına göre doldurulacaktır. Talebi değerlendiren bölümünde talebi değerlendirecek kullanıcı bilgisi seçilebilir. Seçim yapılması zorunlu değildir. Talep fişi satırındaki tür kolonu talep türünü belirtmektedir. Bu alanda malzeme, hizmet, varlık, malzeme sınıfı, malzeme takımı seçenekleri mevcuttur. Miktar alanında talep miktarı belirtilir. Karşılama miktarı onaylı önerilerin miktar toplamıdır. Gerçekleşen miktar ise onaylı önerilerden ne kadarının karşılandığını belirtmektedir. Birim fiyat ve döviz tipi bilgileri doldurulabilir. Karşılama türü alanında karşılama işleminin sonucunda oluşacak kayıt tipi belirtilir. Alternatif malzeme kullanımı alanında talep edilen malzemenin stok miktarının yetersiz olduğu durumda malzeme içerisinde tanımlanan alternatifler ile karşılama önerisi sunulup sunulmayacağı belirtilir. Kullanılmayacak seçiminde alternatif malzemeler değerlendirilmeyecektir. Tek tip malzeme kullanılacak seçiminde karşılamanın talep edilen malzeme veya alternatif malzemeden stokta daha fazla bulunan seçeneğin kullanılacağı, tek tip alternatif kullanılacak seçiminde karşılamada alternatif malzemelerden talep miktarının tamamını veya çoğunluğunu sağlayacak seçeneğin karşılamada kullanılabileceğini, karışık kullanılacak seçiminde talep edilen malzemenin karşılama işleminin hem talep edilen malzeme hem de alternatif malzemenin birlikte kullanılabileceğini ifade etmektedir. Rezervasyon alanı, seçilen malzemenin rezerve edilmesi ve stoklara bu şekilde yansımasını sağlamaktadır. Rezervasyon alanı işaretli satırların bulunduğu talep fişi, onaylı durumuna geldiğinde malzemenin stok bilgileri düzenlenecektir. Ambar alanında, satırlarda başlık alanında girilen ambar bilgisi dışında farklı bir ambar seçilebilir. Ambar bilgisi boş olan satırlar, başlıkta seçilen ambar ile doldurulacaktır. Karşılama sonrası kayıtlar, satırda belirtilen ambar bilgisiyle oluşmaktadır. Satırların sağ tuş menüsünden önerilen tedarikçiler seçimi ile tedarikçi belirtilebilir ve parametrik olarak karşılamanın gerçekleştiği kayıtlara seçilen cari hesap kartının yansıması sağlanabilir. Talep fişi kaydedilerek durumu onaylı durumuna getirildikten sonra sağ tuş menüsünde talep karşıla ve hızlı talep karşıla seçenekleri aktif olacaktır. Talep karşılama işleminin talep edilen miktarlar için bölümünde talep ambarı stok durumu kontrol edilsin seçimi ile talep satırında yer alan her malzemenin satır için seçilen talep ambarında olup olmadığı ve miktarı kontrol edilir. Diğer ambarların stok durumu kontrol edilsin seçimi ile talep satırında yer alan malzemelerin satır için seçilen talep ambarında olmadığı durumda ilgili talep fişinin ait olduğu iş yerine bağlı olan diğer ambarlarda olup olmadığı ve miktarı kontrol edilir. Sadece bu seçenek işaretli ise talep satırında yer alan ambar için malzeme ve miktar kontrolü yapılmaz. Doğrudan seçmiş olduğunuz iş yerine ait diğer ambarlar kontrol edilir. Bu parametrelerin her ikisi de işaretli değilse hiçbir şekilde ambar kontrolü yapılmaz
ve talep fişi içerisinde karşılama türü alanında seçili olan fiş tipi ile karşılama önerisi sunulur. Her ikisinin de işaretli olması durumunda önce talep ambarı kontrolü yapılır, satırda yer alan malzemenin talep ambarında olmaması durumunda talep fişinin ait olduğu iş yerine bağlı olan diğer ambarların kontrolü gerçekleştirilir. Talep ambarı veya diğer ambarda stokta yeterli ürün mevcut ise stoktan karşılama önerisi gelecektir. Yeterli stok bulunmuyorsa öneri sunulmayacaktır. Geri gelerek ambar kontrol seçimleri kaldırılarak devam edildiğinde satın alma işlemi için öneri sunulacaktır. Stok durumu hesaplama bölümünde stok durumu hesaplama parametresi ile talep ambarında ve veya diğer ambarlarda yer alan malzemeye ait miktarların ne şekilde hesaplanacağı belirlenir. Ambar kontrollerinin yapılmadığı durumda karşılama yöntemi dikkate alınsın alanı işaretli ise karşılama önerisi talep fişi satırında belirtilen karşılama türü ile sunulacaktır. Eğer karşılama yöntemi dikkate alınsın alanı işaretli değilse hangi fiş türü ile karşılanacağını kullanıcı belirleyecektir. Karşılama önerileri alanında gelen karşılama önerisi satırları kontrol edilip onay alanları işaretlenerek karşılama önerisi kaydedilir. Talep fişi durumu değerlendirildi durumuna gelecektir. Talep fişi üzerinde sağ tuş menüden karşılama önerilerini gerçekleştir işlemi ile fiş oluşturma işlemi tamamlanır. Bu ekranda fiş numarası, tarihi gibi fiş genel bilgileri ile onaylanan miktar bilgileri düzenlenerek fiş oluşturulabilir. Karşılama türüne göre oluşan fiş durumu onaylı durumuna alındığında talep fişi durumu karşılandı olacaktır. Talep karşılama işleminde talep karşıla seçeneği yerine hızlı talep karşılama seçeneği de kullanılabilir. Hızlı talep karşılama seçeneği ile talep edilen miktarlar ve stok durumu hesaplama seçenekleri düzenlendikten sonra ambarlardaki stok miktarları kontrol edilerek stokta bulunuyorsa karşılama, bulunmuyorsa karşılama türüne göre satın alma karşılama önerileri otomatik gelecektir. Uygula seçimi ile karşılama önerisi türüne göre fiş otomatik oluşacaktır. Fiş oluşturulduktan sonra talep fişi durumu öneri gerçekleştirildi durumuna gelecektir. Karşılama türüne göre oluşan fiş onaylandığında talep fişi karşılandı durumuna gelecektir.